Münafık çok akılsız, beyinsiz de böyle maymun aklı gibidir aklı. Yani goril aklı gibi. Yani gorile mesela muzu uzatırsın, hayvan alır, yolar, yer yani. O zaten bana vermesi gerekiyor der bu muzu. Ben de yedim der. Yani kendi kafasınca hayvan olduğu için. Münafık da yani bir şeyin neden olduğunu, derinliğini falan hiçbir şekilde kavrayamaz. Çok yüzeyseldir. Yani bir şeyin nelere sebep olacağı var. Mesela İslam'ı anlatmaktan, yaymaktan vazgeçer. Bunun İslam'a zarar vereceğini düşünmez. Yani ahmak. Yani hiç kimse İslam'ı anlatmazsa İslam'ın yok olacağını düşünemeyecek kadar ahmaktır. Darwinizmle mücadele edilmezse İslam'ın yine yok olacağını, İslam'a çok büyük zarar vereceğini onu da düşünemez. Kafası hiçbir şeye basmaz ahmağın. Sadece kendi çıkarlarını, kendi nefsi savunmasını esas alır münafık. Yani kendine ne fayda geliyor, kendine ne zarar geliyor onu ilgilendirir. İslam'a gelen zarar onu ilgilendirir münafığı. Tabi münafıklara şunu sormak lazım. İslam'a ne faydanız oldu? Kur'an'a ne faydanız oldu? Veyahut ne faydanız olacak? Kitap mı yazdınız? Kitap mı dağıttınız? Yok. Darwinizme karşı mücadele mi verdiniz? Kitap mı yazdınız? Yok. İngilizlerin devletine karşı mücadeleniz oldu mu? Yok. Bilakis desteklediniz. Ateizme, Darwinizme, dinsizliğe, Allahsızlığa karşı iman hakikatleriyle, Kur'an mucizelerine mücadele verdiniz mi? Yok. Yok, 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 yok. Hiçbir şey yok. Hayatı bomboş. Akıl verme işine geldin mi? Oo, dünyanın en akıllı adamı onlar. Bu onların ahmaklığının damgası işte. Halbuki Allah alametiyle gösterdi. Bir Müslüman eğer başarılıysa Allah'ın hayatında başarıları bütün dünyanın göreceği şekilde açıkça yaratır. Yaratınca tamam o Müslüman demek ki doğru yolda anlamına gelir. Ama adam hiçbir şey hizmeti yoksa, boş adamdır işte belli. Boş kese kağıdının içinde ne vardır? Hiçbir şey yoktur. Döküyorsun boş. Münafıklar da boş adamdır. Ama gevezelik yaparlar, bilmişlik yaparlar, akıl verirler. Verdikleri akıl da hep İslam'ın dinin aleyhinedir. Müslümanların dağılması, İslam'ın durması onların birinci hedefidir. Münafık kitabını yazmıştık ama bunu tabii daha iyi vurgulayacak şekilde yeni ciltte anlatacağız. Münafıkların yaptığı öfkeleriyle ölmektir. Parmaklarını sırırlar. Allah ayette söyler. Müslümanlara karşı kin doludurlar. Ama küfre karşı da gayet saygılı. O gider onların kucağında yaşar. Bak münafık ahmaklığına bak ki ledün ilmini bile anlayamıyorlar. Ahmakla bak. Ya Kur'an'da ledün ilmi anlatılıyorsa hikaye olarak anlatılmıyor. Bu hayata geçsin diye anlatılıyor. Ne demek? Mesela ne diyor orada? Ben diyor gemiyi karşıdaki insanların eline geçmemesi için geldim. Müslüman ne yapacak o zaman? Bir şeyin kötü insanların eline geçmemesi için eksik göstertilmesi, kusurlu göstertilmesi bir yöntem. Bunu Mehdiyet'e uyguladığında nasıl olur? Şimdi ahmak kafası münafığın bunu basmaz. Gemi ve Mehdiyet. Nuh'un gemisi gibidir Mehdiyet. Şimdi sen bu gemiyi nasıl gizleyeceksin? Kusurlu göstertirsin. Kusurlu gösterttiğinde adam der ki bu gemiden bir şey çıkmaz. Riski yok der. Bu kadar basit. Bu bile dün ilmidir. Bunun için vahye gerek yok. Ama mesela bak çocuğun öldürülmesine hüküm. Bu fermanın Allah tarafından verilmesi lazım. Bir insanın öldürülmesi haramdır. Burada vahye dayalı ledün ilme gerekir. Bu insanlar için olmaz. Vahye dayalı. Ama mesela asker orduda vardır bu. Mesela bir geçit der ki buradan asker geçebilir. Çok faydalı bir geçittir. Kimseye haber vermeden o geçitle ordu havaya uçurur. Yerle yeksan eder. Güveneceksin. Bir bildiği var diyeceksin. Buna ledün ilmi denir. Bu da ledün ilmidir. Ona güvenmeye ledün ilmi denir. Yani ledün ilminin yansımasıdır bu. Kur'an'da Allah Talut örneğini veriyor, su içmeyin diyor. Bir daha. Allah Kur'an'da Talut'un örneğini veriyor, su içmeyin diyor savaşa giderlerken. Normalde siz içebilirsiniz. Tabii mesela Talut peygamber değil. Su makul bir şey, normal bir şey. Yani
Adam istediği kadar içer. Ama diyor ki az içeceksiniz. Çok içen olursa benden beraber olmaz diyor. Az içenleri yanına alıyor. Çok içenleri almıyor. Bu nedir? Bu vahye dayalı mı? Bu değil. Ledün ilme dayalıdır. Ledün ilminin zahiridir bu. Bir de ledün ilminin batını vardır. Yani o vahye dayalı olur. Ama münafık kafası bir noktaya kadar çalıştığı için ikinci aşamayı göremez. Yani onda bir sahtekar tüccar kafası olur. Dolandırıcı esnaf kafası olur. Bir yere kadar çıkarcı düşünür, ondan sonrasını düşünemez. Allah onlarda savaşacak gücü bulamadılardı. Tabii ki yani ama onu baştan ona Cenab-ı Allah kalbine ilham ediyor. Allah onu ceza olarak veriyor. Yani savaşacak gücü bulamamalarını Allah ceza olarak veriyor. Onlar zaten savaşa girmiyorlar. O iradesi olanları tespit için bunu yapıyor. Yani kim iradeli? Kim onun sözüne inanıyor? Çünkü yani çok mantıksız bir şey söylemiş oluyor normalde. Adam savaşa gidiyor, bol bol su içmesi lazım normalde. Çünkü insan savaşta susar. Ama bak mantıksız bir karar veriyor lider. Ne diyor? Su içmeyin, az içeceksiniz. Şimdi adam diyor ki ya bu kadar mantıksızlık olur mu? Allah'ın suyu istediğimiz kadar içeriz. Düşünemiyor diyor o diyor. Yani kafası çalışmıyor diyor Talut'un. Bizim kafamız çalışıyor diyor. İçiyor. Onlar çıkmıyor, çıkamıyorlar. Allah bela olarak veriyor. Az içenler alıp götürüyor. Ya ırmakta belki bir metal var, zehirli. Ama yani ağır metal var ama az içtiğinde bir zarar olmayacak. Ama çok içtiğinde onları zehirleyecek bir madde var belki. Ona belki bu bilgi olarak geldi. O sana aktarmak durumunda değil ki. Söylemez. Bir bildiği vardır demenin önemini orada Allah göstertiyor. Yani imam olan, Müslümana lider olan bir kişi bir şeye karar verdiğinde bir bildiği vardır, bir hayır vardır diye düşünmenin önemi. Bir haber olduğunda Allah emir sahiplerine götürün diyor. Yani onun aklına güven. Mesela tabii emir sahibini Allah kalbine ilham ediyor. Mesela adam diyor ki ya ben de insanım, o da insan. O benden daha nasıl akıllı bilebilir derse bu olmaz. Allah'ın ona ilham edeceğini bileceksin. Nitekim de doğru kararı veriyor. Bir mucize olarak. Öyle olsaydı hepiniz karar verirdiniz derdi Allah. Öyle demiyor Allah. İçinizden emir sahiplerine götürün onu diyor. Yani o doğru karar verecek diyor. Ne demek bu Allah? Ben ona doğruyu ilham edeceğim diyor. Bu mucize bu. Yani herhangi bir insana da ilham edebilecekken o şahsa peygamber olmadığı halde ilham ediyor Allah.